Çıldırmak üzereyim. Sadece onu söyle. Vallahi bilmiyorum ama Türkiye'nin yarısı herhalde buraya geldi. Günlük tam kapanma haberini alan vatandaşlar Muğla'nın Bodrum ilçesini adeta doldurdu. İstanbul'dan ama bizim burada evimiz var zaten. Tamam. Vallahi normal yazın mesela bir Haziran trafiği gibi çok fazla bir trafik de yok şu anda. Yani bana göre yok. Biraz Bodrumlu'ya göre fazla. Yok, neler söyleyeceksiniz? Çok fena. Biz Bodrum'da yaşıyoruz. Bayram trafiği. Beklediğimiz gibi oldu yani. Bir İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var. Trafik yoğun. Devam ediyorsunuz. 17 gün buradasınız. Evet. Vallahi her bayram olan şeyler bunlar. Normal yani. Ama Bodrum için. Ama şimdi tam kapanma var. Evet. Yarın tüm İstanbul buraya akar. Daha da kalabalık olur daha mu? Kalabalık. Felaket. Siz bu şehir dışından mı geliyorsunuz? Hayır, biz bu Bodrumluyuz biz. Bodrumlusunuz. Gelmesinler yeter artık. Kalabalık. Kalabalık. Çok kalabalık. Doğru. Yani virüs var biliyorsunuz. Herkes yerinde dursa daha iyi olacaktı. Doğru. Şimdi bu virüsü daha çok yayacaklar. İstanbul hep boşalmış. Herkes memleketine gidiyor. Bu herkes virüs götürecek. Hayır biz buralıyız. Çok kalabalık insanlar gelmiş. Ne söyleyeceksiniz? Göçmen kuşlar onlar. Gidince rahatlarız. Sıkıntı oluyor mu bu kadar kalabalık? Yollarda oluyor tabii ki yani. Hemen bir saattir yani. Bu yoldayız. Doktora geldik. İkide olan randevumuza maalesef 3'ten de girebildik yani. Anladım. Çok sıkıntı oldu. Evet maalesef. Bu tatille beraber nüfusumuz da arttı. Hı-hı. Hepimize sabır diliyoruz. Siz yerlisi misiniz buranın? Burada yaşıyoruz evet. Trafik için ne söyleyeceksiniz? Şikayetçi misiniz? Son 12 senenin en kalabalık trafiği şu an. Son günlerde Bodrum'da yaşadığımız yoğunluk bizi hem önlem almaya tabii ki sevk etti. Bir taraftan da değerli halkımıza ve kamuoyuna bazı açıklamalar yapmamız gerektiğini hissettik. Çünkü şu anda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Ama bu yoğunluk son birkaç günün yoğunluğu değil. Zaten yaklaşık bir yıldır biz bu yoğunlukla yaşıyoruz. Çünkü pandeminin başlangıcıyla beraber özellikle Bodrum'da ikinci konutu olan, yazlık evi olan vatandaşlarımız da ülkemizin her yerinden Bodrum'a gelerek yaşamaya başladılar. Aslına bakarsanız bu yoğunluğun sebebi bu. Yani bu bir turizm yoğunluğu değil. Bu kapanmadan sonra, kısıtlardan sonra eğer Mayıs'ın 17'sinden sonraki süreçte tekrar açılıp da yine vakalar belli bir sayının altına inerse o zaman turizmden tekrar söz edebiliriz. Ama şu andaki yoğunluğun sebebi tamamen bu kapanmanın getirdiği en azından
olumsuzluklardan, insanların büyük şehirlerden, metropollerden uzaklaşarak Bodrum'a gelmesinin önünü açtı. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bütün belediye personelimizle, kamu kurum kuruluşlarının tüm gayretiyle Bodrum'da bu yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Ben daha çok sizlerin sorularını aslında almak istiyorum. Sizlerden gelen sorulara cevap vermeye hazırım arkadaşlar. Evet. Buyurun. Evet başkanım. Şu anda nüfus kaç oldu acaba? Tam olarak bir miktar şey var mı? Biz nüfusumuzun biliyorsunuz son dönemlerde 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyorduk. Bunu da kullanılan sudan ya da topladığımız katı atık miktarından tahmin ediyorduk. Yaklaşık 500 bin civarındaydı. Şu anda son 3 günde çok giriş olduğu tabii ki söyleniyor ama bu trafiği zaten biz yaşıyoruz. Ben bunun nüfusa öyle çok aşırı 100 bin, 200 bin gibi yansıdığını düşünmüyorum. 500 bini aşkın diyebiliriz şu anda. Ama öyle bir yaz nüfusu, bizim işte 1 milyon dediğimiz bir Bodrum nüfusu şu anda gerçekleşmiş değil. Böyle bir nüfus yok. 500 bini aşkın bir nüfus şu anda Bodrum'da mevcutta yaşıyor artık. Başkanım, 181 binlik bir nüfus şu anda 500 bini geçti. Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz? Çünkü personel 181 bin evet. insan evet. şu anda burada. Doğru. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapıyoruz? Zaten Bodrum tabii ki o turistik özelliği dolayısıyla yaz dönemlerinde 3-4 aylığına 1 milyonu geçen bir nüfusa sürekli hizmet edebiliyordu. Belediyede de artık bu alışkanlık başlamıştı. Diğer kamu kurum kuruluşlarında da başlamıştı. Vardı zaten. Biz de bu kültürle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama tabii bu artık yıla yayıldı. Aslına bakarsanız sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Çünkü Bodrum bir taraftan bu 40 yılın neredeyse getirdiği altyapı sorunlarıyla mücadele ederken biz her tarafta, Akyarlar'da, Torba'da, Koyunbaba'da, Gümüşlük'te, Turgut Reis'te bir taraftan altyapı çalışmaları yapıyoruz biliyorsunuz. Büyükşehir marifetiyle, bakanlık marifetiyle. Şu anda gerçekten Bodrum'da bir şantiye görünümü var. Hem kamusal hizmetler açısından hem bir taraftan da inşaatların yoğun bir şekilde şu anda faaliyetini devam ettirmesi açısından ciddi bir şantiye görünümü var. Suyla ilgili sıkıntı zaten biliyorsunuz sadece suyun hacminin yetmemesi değil, aynı zamanda borulardaki patlaklarla ilgili de biliyorsunuz ciddi bir problem var. Ama son günlerde bakım ve idame işleri artık biraz yoluna girdi. Çok fazla büyük bir patlakla karşılaşmadık. Eğer bu patlaklar olmazsa gene su iyi kötü şu andaki nüfusa tabii ki yetecektir. Trafik konusu arkadaşlar tabii ki büyük problem. Zaten Bodrum'un coğrafi itibariyle, mimari yapısı itibariyle dar sokaklar, öyle geniş yollarımız yok bizim. Ve bu durumda artık vatandaşlarımız bu kalabalıkta da bir yerden bir yere giderken en azından belli bir süre geçireceklerinin farkında olarak yola çıksınlar. Biz Bodrum'da bu yolları daha fazla genişletemeyiz. Öyle bir şansımız yok. Ha, servis yolları yaparız, tek yön uygulamaları yaparız, yayalaştırma yaparız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şu anda bir üniversitemizle beraber büyük bir trafik analizi yapıyoruz Yarımada genelinde. Büyükşehirimiz de bunu yaptı. Bunlarla ilgili düzenlemeler, kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Ancak buna rağmen bu yoğunluğu kaldırmaz Bodrum Yarımadası. Yeni yollar açalım dersek o zaman daha fazla araba gelir. Yani yeni yol açmak trafiği çözmüyor. Çünkü yeni yolları ağlarını büyüttükçe yeni araçlar, daha fazla araç geliyor bu sefer. Yani bizim yayalaştırmaya, toplu taşımı kaliteli yapmaya ihtiyacımız var. Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu. Yani 400 bin civarında bir nüfus olacak Bodrum'da deniyordu. Ama bu salgın bu işi 4 sene maalesef geri çekti. Ve şu anda biz o hazırlıkları yapamadan birdenbire tabii ki bu kaosla karşılaştık. Şu anda gerçekten Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ya bizi en çok korkutan bu. Gelenlerin bulaşı getirmesi ve arttırması. Bodrum'da biz yine de gerçekten idare ediyorduk. Bizim çünkü Bodrum'daki sağlık hizmetlerimiz tabii ki sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmişti biliyorsunuz. 30 civarında yoğun bakım yatağımız var. Yani 300 civarında da hastane yatağımız var. O yüzden şu anda eğer bu sayı artarsa, bu gelen vatandaşlarla beraber bulaş çoğalırsa burada sağlık sistemi maalesef yetmeyecektir yani.
Ya bu konu çok net. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım. Evinden çıkmaması lazım. Çünkü zaten sokağa çıkma yasağı var. Sadece ve sadece muaf olanlar sokağa çıkabiliyor. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. Yoksa eğer halen daha işte ben markete gideyim, alışverişimi yapayım, yeni geldim evime düzeyim falan diye düşünürseniz orada artık biz bu salgını da tutamayız. Bu kaosu da yaşamaya devam ederiz. Bodrum'a uçuşlar 17'sinden sonra tekrar başlayacak. Bunun bilgisini aldım. Sonra ama tabii rakamların düzgün olması lazım. Başkanım, sokak canlıları, vatandaşların herkese sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. İşte bir ilaç ihtiyacı olana evinden çıkmasın diye gidip alacağız, vereceğiz. Hastaneye gitmesi gerekiyorsa bizim hasta nakil araçlarımızı hemen gönderip onu götüreceğiz. Şu ana kadar son 3 günde günde 8 bin civarında araç girişi oluyor.